bu çocuğu gördünüz mü acaba? Burada. Sen de burada. Ben de seninle oturup bir şeyler çizebilir miyim? Beni o eve götürmeye geldiysen git. Çünkü ben o eve asla dönmeyeceğim. Neden kimseye bir şey söylemeden gittin Mineciğim? Herkes çok korktu. Yoksa parka mı gelmek istedin? Bana söyleseydin ben getirirdim seni. İzin vermezlerdi ki. Hayır, ben yanındayken izin verirlerdi sana. Sen nereye gitmek istersen bana söyle, ben seni götürürüm, tamam mı? Eve götür o zaman beni, kendi evime. Ablamla annemin yanına gitmek istiyorum. Onları çok özledim. Ama yolu bilmiyorum. Bulundu babaanne. Mine bulundu. Çok şükür hiçbir şey de yokmuş. Allah'ıma şükürler olsun. Pınar yazdı şimdi. Dur ben de bizimkilere haber vereyim. Emektar. Ha? Ne oldu, ne yaptın? Yok. Vallahi de billahi de yok. Sanki yer yarıldı, çocuk içine girdi. Ah, dur. Alo Burak. Alo baba. Mine bulundu. Oh çok şükür. Neredeymiş, iyi mi? Başına bir şey gelmemiş değil mi? Yok yok, iyiymiş. Pınar yazdı şimdi, parktalarmış. Oh Emektar, iyiymiş durumu kızın. Merak etme. Allah'ım çok şükür. Baba, siz eve gelseniz de babaannemin yanına, ben de Pınar'ın yanına gideyim Mine'yi almaya. Tamam oğlum, geliyoruz biz. Sen bizi bekleme çık. Tamam, tamam baba. Müsaadenle ben gideyim babaanne. Tamam evladım, tamam. Oğlum, var mı bir haber falan? Pınar Mine'yi bulmuş anne. Neredeymiş, ne olmuş? Ya onları almaya gidiyorum şimdi, babam geliyor. İyi tamam, hadi koş çocuğum, koş. Bu sizin eviniz mi? Çok güzel. Güzel tabii, çok güzel. Bu ev gibi değil. Ama yolunu bilmiyorum ben. Buradaki ev de güzel Mineciğim. Hem ben varım orada. Ablam geleceğim, seni alacağım dedi ama gelmiyor işte, gelmiyor. Bir tanem, ablan gelecek. Söz verdiyse mutlaka gelir hem de. Ablalar kardeşlerine verdikleri sözleri tutarlar. İşi uzamıştır belki. O zamana kadar sen benimle kalsın. Ben o eve gitmem. Ben bizim eve gideceğim. Pınar abla, beni götürür müsün bizim eve? Mineciğim, ben sizin evin yerini de ablanın nerede olduğunu da bilmiyorum ki. Hem bilsem götürmez miyim? Emin ol ablan gelecek canım. Ne zaman? Bilmiyorum ben de. Ama geldiğinde seni evde bulamazsa çok üzülmez mi? Hadi gel eve dönelim. Ben o eve asla gitmem. Hanımım, çok şükür Mine bulundu. Münevver Hanım, iyi misiniz? Sürekli bizi gözetliyorlar. Gözleri devamlı üzerimizde. Hanımım, ne diyorsunuz? Ne izlemesi, ne gözü? Her şeyi biliyorlar. Çocuğun kaybolduğunu da biliyorlar. Eğer çocuğa bir şey olursa konağı başınıza yıkarım falan dedi. Halil, ne oluyor? Bir şey söylesene. Şuraya da bulut çizelim mi? Kuş da olsun. Tamam, yap bakalım kuşu sen. Ama çok zor, ben yapamıyorum ki. Ben sana yardım edeyim, gel. Hop, ne yaptın, ne oluyor, gördün mü? Bak harika oldu. Oo, resme bak sen. Sakin ol kuzum, Burak abi.
Herkes gelecek mi buraya? Hanımım da gelecek mi? Hayır kuzum, sadece biz varız. Merak etme sen. Güvenmiyor musun yoksa sen bana? Daha sizi tanımıyorum ki. Aa, tanıştık ya biz Mineciğim. Biz Burak abinle seni çok seviyoruz. Sen niye öyle dedin şimdi? O da beni çok seviyormuş ama beni hiç sevmiyor. Kim? Babaannem mi sevmiyormuş? Suzan teyze seni seviyor dedi. Ama bana hep kızıyor, bağırıyor. Beni bir de polise verecekmiş. Ne? Polis mi? Öyle bir şey yapmaz canım. Duydum ben, öyle söyledi. Hepimiz çok üzüldük Mineciğim. Tam herkes seni evde bekliyor bak. Ablan gelir de seni göremezse sonra seni nasıl bulacak? Gelmiyor ki işte. O eve asla dönmem ben. Benim bir fikrim var. Hem kimseyi üzmeyecek hem de herkesi mutlu edecek bir fikir. Aa, neymiş o fikir? Mine bu gece bizim evde kalsın. Hem de benim oynanmayı bekleyen oyuncaklarım var. Çok uzun süredir oynamadığım için üzülmüşlerdi. Hep birlikte çok güzel yemek de yeriz. Evet. Hem Mine de çok uzaklaşmamış olur evden. Bir de bizim evin penceresi konağı görüyor. Ablası gelecek olursa şıp diye görürüz. Sizde kalacağım söz mü? O eve asla götürmeyeceksiniz beni. Söz. Hadi gel bakalım. Çantam. Oo, bir de çantan, o çok ağırdır. Şimdi onu ben taşıyayım. Ben güçlüyüm. Kendi çantamı kendim taşıyabilirim. Hadi bakalım. Gel bakalım. Burada. Evet. Hani getirmeyecektiniz beni buraya? Hem annem yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu söyledi. Asla Mineciğim. Ben yalan söylemem hiç. Hani sizde kalacaktık? Ama önce bir izin alalım öyle değil mi? Ya izin vermezse? İzin verir Mineciğim. Ben istersem izin verir. Sen hiç merak etme. Ayrıca seni çok merak ettiler, çok korktular. Bir görsünler iyi olduğunu, ondan sonra gideriz tamam mı bize? Ama içeri girince ya kızarsa bana yine? Kızmaz, kızmaz. Sen merak etme. Biz buradayız değil mi? Hem Suzan teyzeni de görmek istemez misin? O da seni çok merak etti. Çok aradı, çok yoruldu. İsterim, seviyorum ben Tontiş teyzemi. O da seni çok seviyor biliyor musun? Hem sevdiklerimizi meraklandırıp üzmememiz gerekiyor ama değil mi? Üzülmesin o. Hadi gel gidelim o zaman. O zaman Suzan teyzeyi size çağıralım. Hem bol bol görüşürüz. Peki, diyelim ki çağırdık. O zaman da babaannem üzülmez mi Suzan teyze onu bırakıp gitti diye? Yani ondan polise verir. Mineciğim, konuşmuştuk ya ama seninle. Kimse kimseye polise vermiyor kuzum. Unuttun mu yoksa sen? Ayrıca ben biraz daha böyle oturursam artık benim dizlerim tutulmaya başlayacak. Sonra sürekli böyle böyle yürüyeceğim. Hastaneye hastalarımın yanına böyle gitmemi ister misin? Burak abi yapma, çok komik oluyorsun. Evet, tamam gidelim o zaman. Ne oldu Haleri? Suspus oldun. Ne var aklında senin? Mine geldi, sorun kalmadı Minerva Hanım. Şimdi önemli olan sadece bu. Kimseye haber vermeden neden kaçıyorsun sen bakayım? Sadece sana su getiriyordum. Hemencik iyileş diye. Ne zaman? Kaçmasaydım sen beni polise verecektin. Polis mi? Ne polisi? Bak çocuk, yalan söylemek çok kötü bir şeydir, anladın mı? Yalan değil ki, duydum söylediklerini. Mine'yi polise verelim dedin. Ama kuzum sen yanlış anlamışsın. Duydum ben, ikiniz konuştunuz. Mine'yi polise verelim dediniz. Gideceğim bu evden. Öyle mi? Nereye gideceksiniz küçük hanım? Burak abim söz verdi. Pınar ablam da kalabilirmişim. Münevver Hanım, çocukları kırmayın. Belli ki dilinden anlıyorlar. Bu gece bizde kalsın, yarın ikna eder getiririz. Hmm.
Eh, bu gece kalsın bakalım. Burada otur bebişim, bizimle sohbet et, tamam mı? Tamam. Bunun adı ne olsun? Onun adı da Ela olsun. Tamam. O zaman tanıştıralım mı ikisini? Tanıştıralım. Ben sizin yeni arkadaşınız. Merhabalar. Sana merhaba. Burak abi. Efendim canım. Sizin eviniz çok güzelmiş. Ablam gelene kadar sizin evinizde kalabilir miyim? Bunları şimdi konuşmasak mı Mineciğim? Ha? Bak yemeğimizi yiyelim, bugün çok yorulduk, biraz uyuyalım. Sabah konuşuruz hepsini, olur mu? Olur. Tamam. Merhaba, bak. Ben Zeynep. Çok tatlılar, baksana. Ay, oğlumun da mürüvvetini görsem. Torunu sevsem ben de keşke. Pınar, bu kız ne zaman gidecek evine? Yoksa bu kadın bu işi de mi başımıza yıktı? Anne yavaş, duyacak çocuk. Zaten istenmediğini düşündüğü için kaçmış evden. Bir dur ne olur ya. Susma mı istiyorsan cevap ver sen de. Anneciğim alt üstü zaten bir gece kalacak. Babaannem burada bırakmaz ki onu. Sonra bir şekilde Mine ile konuşup ikna edeceğiz gitmesi için. Niye? Dediğin gibi olsun. Ama annem demişti dersin. Kızım başımıza iş aldık. Hem de büyük iş aldık. Benim adım da Pontik. Bana da oyuncak verin ya. Ben de oynayacağım. O zaman bu senin olsun. Hı, bu bebeğin adı ne? Bu bebeğin adı Ela. Ela. Seninkinin adı ne? Pontik. Pontik mi?